Merhaba sevgili oğlaklar. Falımıza kaldığımız yerden devam edelim. Mart ayında bizi neler bekliyor? Önce bir özet geçeyim. Çevresel olarak çevrenizdeki insan sayısının çoğaldığını, yani yeni arkadaşlıklar edindiğinizi görüyorum Şubat ayında. Ama gene de siz ketum bir bekleyiş içerisindesiniz. Ne kadar iyi, ne kadar kötü tartışılır diyorsunuz. Hayata akışa bırakmışsınız. Güzel haberleriniz, güzel gelişmelerinizi Şubat ayında yaşamışsınız. Aslında Şubat ayının size yansımaları Mart ayında başlıyor. Mart ayınız çok temiz ve aydınlık çıkıyor. Vermiş olduğunuz bazı kararlar var. Bu kararlarla ilgili doğru adımlar attığınızı, doğru kararlar verdiğiniz farkına varacaksınız. Hane içerisinde el uzattığınız insanlar görünüyor. Yani aile içerisinde yardımcı olmaya çalıştığınız, konuştuğunuz, anlaşmaya çalıştığınız kişiler var. Bu eşiniz, anneniz, babanız da olabilir. Güzel konuşmalar olarak değerlendiriyorum. Bir para konusunda, Şubat'tan alacağınız bir para konusunda aslında gene konuşmalar olacak. Bu para biraz geçmişte kalmış gibi görünüyor. Sanki almayı düşündüğünüz bu para daha hanenize girmeyecek aslında. Bu konuda da ikilemdesiniz. Gözünüz de o parada. Acaba o almam gereken para gelecek mi diye düşünüyorsunuz. Bu eşiniz de olabilir tabii ki. Yani gözü geçmişte hak ettiği parada olan oğlaklar var Mart'ta diyebilirim. Mart ayı içerisinde arkadaş çevreniz genişliyor. Buna istinaden de harcamalarınız da biraz genişleyecek. Bir de çevrenizde sanki sizi yönetmeye çalışan birisi var. Bu kişiyle ilgili sopanızı çıkaracaksınız. Yani bir dakika sen ne yapmaya çalışıyorsun dediğiniz bir Mart ayı olabilir. Çünkü sanki böyle bunu yapsana, şunu yapsana, bunu neden yapmadın laflarına karşılık elinizde bir sopa tutuyorsunuz. İç dünya olarak geçmişte yaşamış olduğunuz sıkıntılardan kurtulamamışsınız. Oysa ki bunlar önünüzde değil, geçmişte kalmış. Bunu göreceğiniz bir Mart ayı olduğunu söyleyebilirim. Yollar aydınlık, insanlarla konuşmalar güzel. Kendinize yatırım yapacaksınız. Kendinize rahat medite edeceğiniz bir Mart ayı aslında bu fala göre sizi bekliyor. Bana kalsa oğlaklar zaten yaşamış yaşamak zorunda olduklarını yaşamışlar ve bugünden sonra daha rahat bir şekilde ilkbahara girecekler diyebilirim. Şimdi aile konularında konuşulan konularda dediğim gibi güzel bir gelişme var. İstediğiniz bir yere bir konu oturmuş. O konu üzerinde ilerlemeler devam edecek. Sevinç gözyaşınız yavaş yavaş akıyor. Aslında bu parayla alakalı olan konuda gene görüşmeler yapacaksınız. Sürecin kısa olmasına biraz gıcık kapı yani sürecin kısa sürede ileri bir tarihe atılmasına biraz sinirlenebilirsiniz. Oysa ki yol açık, o para size her türlü gelecek diyebilirim. Hanede daha çok para konuları var. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz, sanki para konularını konuşuyorsunuz. Bu geleceği garanti altına almak adına yaptığınız bir şey aslında. Sevinç gözyaşlarınız var. Oysa ki parasal konularınız çok aydınlık ve açık. Sadece Mart sonunu beklemeniz lazım. Burada Mart sonundan sonra hanenize girecek küçük küçük paralar var. Kısmet olarak açıksınız. Aşk hayatı olarak baktığım zaman karışık. Çevrenizdeki çok insandan dolayı gerçekleri bazen göremeyebilirsiniz. Bu karışıklığın içine giriyorsunuz. Bu karışıklık da sizin görmeniz gerekenleri görmenize engel olabilir. Bir erkeğin sanki boyundurluğu altına girmek istiyorsunuz. Aslında bu kişiye sizi yönetmeye çalışıyor. Falın içinde de çıkan sopa burada da var. Bu kişiye sanki hayır ben bunu bu şekilde yapmak istemiyorum. Senin dediğin yöntem doğru değil der gibi. Azarlayacağınız bir Mart ayı süreci olabilir. İkinci haftadan sonra daha şanslısınız, daha netsiniz. Verdiğiniz kararlarda önünüze bakmaya çalışacaksınız. Aslında Mart sizin kafanızda olan konularla ilgili mücadelenizi verip ödüllerini de Nisan'da alacağınız bir ay olarak çıkıyor. Bir bebek isteği, bebek düşüncesi olan oğlaklar olabilir. Bu konuda olumlu gelişmeler yaşayacaksınız diyebilirim. Mart ayı oğlaklar için parasal anlamda sıkıntı yaşamayacakları ama harcamalarına da dikkat etmeleri gereken bir ay. Çünkü çevresel olarak çoğalımla birlikte paranın da çok harcandığı görünüyor. Aile konularında konuşmalar standart ama sizin üzerinize uygulanan diktelere de hayır diyeceğiniz bir ay sevgili oğlaklar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşça kalın.